Evet, cümleten selam ediyorum. Bugün Ümitköy'deyiz ve Yasin'le beraberiz. Yasin merhaba abi. Merhaba çok abi. Teşekkür ederim pazar sabahı ne geldiğin için. Abi. Çok sağ ol. Arabası da 320 dizel E90. BMW'leri severiz bilirsiniz. BMW sevilmez mi diye duyuyorum yani söylediğinizi. Kulağımda çınlıyor. Hatta yakınlarda şeyi paylaştık. F30'un eski bir şey TBT nostalji perşembe muhabbetine. Orada da abi özledin falan. Seviyoruz yani. Marka veyahut da şeyle sıkıntımız yok. Sadece distribütör biraz bizi üzmüştü zamanında. Aracımız 2011 model E90 arkadaşlar. Yasin severek biniyor. Titizlendiği bir araba. Ve yeni kaplanmış. Belki de Yasin'le konuşuyorduk. Türkiye'deki tek bu renk Nardo griye kaplı E90 320 dizel diyebiliriz. Yalnız Yasin'le konuşurken WhatsApp'tan göndermişti. Fotoğrafı gönderdi. Çok hoşuma gitti. Ben gerçekten hani senin için demiyorum. Evet. Bu renk bu senenin modası zaten ve ben benim yani görüntüsü E90'a çok yakıştırdım. Tavanında siyah tercih ettin galiba. Aynen abi. Ha, kontrast olmuş. Yani aynen. Renk uyumu olmuş. Güzel yani olmuş. Çok boğmadı. Aynen. Bizim bu araba nerede kaplanmıştı? Evere'de kaplattık aracı. Ankara'da Ümitköy'de bir firma. Ellerine sağlık. Gayet kaliteli ve güzel olmuş. Tamponda falan hani zordur oraları kaplamak. Evet. Bu araba LCI ne demek? Ne? Aman abi düşünüyorum. Life Cycle Improvement abi. Aynen. Yani makyajlı. Aynen. Şimdi transitçi abimi geçsin de. Heyecan yaptım. Şimdi LCI olunca ne oluyor abi? Şeyler farklı. Öndeki böbrekler farklı. Böbrekler aynen abi. Ayrı bağımsız kaputtan. Aynen. Farlarda bir fark var galiba. Tabii. Şurada nikelaj vardı önceki versiyonlarda. Bunda kaputu bağımsız evet, yapmışlar. Bağımsız. Sinyallerimiz orada ampullüydü. Burada LED'li. Ve Yasin Amerikan parkları açtırmış. Çok sayıda LED olduğu için benim hoşuma gidiyor. Güzel gözükmüş yani. Orta derecede açtırdım ben zaten. Hı-hı. Voltajını ayarlayabiliyorsun orta tabii ki. Orta derecede. Tabii ki. Bir de ben BMW'de hoşuma giden ayrıntı şudur. 1, 2, 3 kenarlardaki... Evet abi, sen hep söylersin onu. Değişimi dizelde de söylemiştim. Aynen. Hatta şeyde C180'de hoşuma giden oydu. Burada öyle bir ayrıntı yapmış mı? Yok. Ha, burada da şey, makyajlı da sinyaller şey LED'li. Ve şu şeritleri getirdiler galiba. LED bunların da şeyleri. Evet abi, LED. Şeritleri getirdiler makyajda. Benim işte hoşuma giden C180'de de arkada vardı şöyle 3 tane LED. Hoş evet. Gözükür. Bizim bu arabada yok gerçi de. Plakamız ayarlı. Difüzör var. 335 difüzörü. Evet. Çift çakışlı. Aktif galiba çünkü ikisinde aktif de evet görüntü abi, şey var, eskime var. Evet. Yani o fake olduğu zaman bir taraf eskimiyor. Aynen. Özellikle kışın bir taraftan duman çıkmıyor. Çok çirkin bir görüntü oluyor. Hoş değil tabii. Hani orijinal en azından çift çıkış yapmak lazım. Güzel gözükmesi evet için. Anatomik spoiler var. E90'lara ben bunu yakıştırıyorum. Bu da hakikaten güzel. Yasin telefonda konuşsun. Kaliperleri kapak olarak abi, düşündün evet galiba Yasin. Güzel olmuş. Lastikler de yeni. Hayırlı olsun. Güzel duruyor bu lastikler. Bu arabaya yakışıyor desen evet olarak BMW'ye. Yakışıklı yanakları. Hani böyle diğer o fantastik desenleri ben sevmiyorum. V desenleri. De. Sis farları bunların mercek mi? Ha yok. Bombe bir şey düşünmüşler. Far kapağı düşünmüşler. Güzel gözüküyor. Evet. Kaputun altına bakalım. Olmazsa. Hani BMW'de olmazsa olmaz. Abi senden rica edeceğim. Bunlarda da mı şey? Çift yani çekme F30'lardaki gibi. Tek abi bunda. E90'ları pek tek bilmiyorum. Çekiyoruz. Açılıyor. Mandal var. Sonra oradan mandalla açılıyor. Tamam. Klasik. F30'larda şeydir. Çiftmiş galiba. Çift. Ha, iki kere içeriden çekiyorsun. Bitiyor. Tamam. Dikine yerleştirilmiş. N47 evet kodlu. 184 beygirlik BMW'nin sıralı 4 silindirli evet dizel motoru. 380 Nm torku var. Torku var. Evet. Bunlar da işte zincire dikkat etmek lazım ama Yasin'in arabası zaten 67 binde. Bir de zincir arka tarafta. Aynen heh, arkada böyle. Genç arkadaşlarımız veyahut da BMW yabancı kişiler için BMW'ler dik konumludur. Motorlar şanzımanı motorun arkasındadır ve şaftla arkaya bağlanır. Oradan da işte o yanlama olayları hoştur. Aynen. Motor bayağı geride olduğu için ağırlık merkezinde ortaya çekiyor haliyle. Bu sayede de sport bir sürüş sağlıyorsunuz. Sürüşte bahsedeceğim. E90'ın benim için güzel bir yeri var. Bir de tabii safkan BMW'lerin sonu gibi bir şey. F30 evet biraz daha buna göre
daha soft, daha yumuşak. Evet. Daha yumuşak. Bu biraz daha mekanik diyebiliriz. Aynen, aynen öyle. Daha organik diyorum ben. Şimdi Safkan BMW 39'da bitti. Yani hani tabii öyle ama F30'a göre kapı kolları F30'da aynıymış bunların. Vallahi bilmiyorum. Vallahi öyle. Ben bilmiyordum. Hoş. Vallahi hiç F30 kullanmadığım için karşılaştıramayacağım ama. Güzelmiş yani. Birebir aynıymış. M direksiyonumuz var. Bu araba bu arada Yasin'e sordum. Orijinal M paket değil mi abi? Evet abi, orijinal M paket. O yıllarda gelen ekran mevcut. NVT ekran mevcut araçta. NVT'nin... Abi bir dakika. Çok pardon. Burada BMW'nin bu dizaynı benim hoşuma gidiyor açıkçası. Minimalist dizayn. İşte klima kontrolleri yukarıya konumlandırması ben BMW'de her zaman için hoşuma gitmiştir. Evet. Neden? Çünkü şu aşağıda olduğu zaman hani hem gözünden aşağıda oluyor hem de böyle hani yabancılık çekiyorsun yani. Bir de tabii şu arkadaş. Tabii ki. Burada NVT'yi özlemişiz ya vallahi billahi. Araç bilgileri. Aynen öyle. 7.5 çok normal. Çok normal. Bu şey mi? Bugünkü mü? Abi vallahi orada yazıyordur en son şeyi ama. Arabayı şöyle. Bunu ben sanırım dün sıfırlamıştım. Aynen. Seyahat bilgisayarı diyelim. Bugün 9 ama şu hemen geldiğiniz için araç durumu. Bunlar arada, şeydiler böyle. Abi iç trimi de kaplattık. Heh. Buralar brushed alüminyum gibiydi. Aynen. Aynen. Ben bunu da siyahla kaplattım. Çok Hı-hı. güzel uyum sağladı. Hı-hı. Evet, hakikaten güzel olmuş. Hem bir de arabaya bir yeni şey veriyor. O da hoşuma gidiyor benim. Biraz daha yani Hı-hı. böyle daha Hı-hı. yeni duruyor, evet. Tabii bir de siyah olduğu için mesela arabada metal element çok fazla yok. Evet, yok. Bu daha çok bütünlük. Bir de jantların da uymuş belki. Şu an aynen. Hı-hı. Yani onları bunu daha önce yaptırdık gerçi de. Hı-hı. Yani bunu ben daha çok tabii ki zevk meselesi iç kaplamada. Tabii canım hani şey meselesi o. Ya biraz daha böyle herkesin hoşuna ne gidiyor. Herkesin daha popisi var. Tabii ya herkesin. Şeyde şunda arkadaşlar bizim kanalı bilen bilir zaten. Hoş bir ayrıntı. Tebrik ediyorum. Şöyle bir maşına basalım. Aynen. Yok gitmeyiz ya. Şöyle bir N47'yi özlemişim ya, bir çalışmasını duyayım. Gürül gürül. Ha yani güzel ya, BMW, dizel BMW'yi seviyoruz. Arkadaşlar çok bir şey anlatmayacağım. İşte direksiyon kontrollerimiz burada. Bu orta ekranı oradan şey yapabiliriz. Değiştirebiliyoruz. İşte müzik kontrolleri. F30'a ters yalnız. Hani burada sağdadır. Öyle mi? Ha, ama şey değil hani bu tercih meselesi yani. Hiçbir önemi yok. Koltukları rahat. Ben E90 sürüşte bahsedeceğim. Çok önceden kullanmıştım. Ama genişmiş yani. E90 küçük derler. Yani değil mi? Geniş ha, yani böyle. Fena rahat değil. Yani. Arkası belki bir tık. Ben mesela biraz daha öne bile gelebilirim. Hani evet. Şu an bir aile ile beraber bir yere gitme yani, pozisyonu tam gayet iyi. Arkaya bakalım o zaman. Bakalım abi. Hani madem şöyle bir küçük inceleme yapıyoruz. Yani bana göre tam oluyor ama. Ha, abi sen işte sen normal insansın. Ben normal değilim. Aman abi. Yok ya. Allah sağlık versin. Gerisi önemli değil. Abi, yani tavan böyle. Tavan döşemesi aynen. Biraz alçak. Aynen. Aynen. Ama diz yine fena değil ya Yasin. Yani yeterli. Hani yeterli böyle. Abi yeterli. Tavan. Ama dediğim gibi Yasin oturduğu zaman mesela normal insan. Yani mesela ben şöyle oturayım. Gel abi. Bayağı geride bu şu an benim için. Baksana. Yani bayağı da geride yani. Öndeki biraz öne gider. Adam olursa. Yani bayağı rahatım. Aslında bizim sen gibi bir adam bayağı bulup rahat. Testleri öyle yapmamız lazım. Abi. Çünkü bak yani, işte ben iyiyim abi. Genel yapacak. Standartlara göre. Gayet yeterli. Gayet o kadar abi. Küçük değilmiş be abi. Hep deyip dururlar. E90'ın. Yok abi ben mesela 520'ye de bindim. Çok aşırı fark yok. Aynen. Hep derler E90'ın arkası ufak. Yok. Yok abi. Çok değil yani. Hani öyle bir şey yok. Değil yani. Yeterli bagajımız yani. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yasin'in biraz. İzniyle. Ama bunu ben de yapıyorum ya. Niye şey abi? Portatif sandalye hayat kurtarıyor. Aynen, iki tane. Öğlen araları falan böyle açlık bir yere gidiyorum, altında oturuyorum 1.5'a kadar falan. Bagaj da gayet yeterli. 300 küsür litre. Stepne var mı? Stepne yok abi. Ramflet düşünmüş, evet, düşünülmüş. Ama ben takmadım ramflet tabii. Hı-hı. Çok sert olduğu için Hı-hı. konforu çok törpülüyor. Ben de öyle yapmıştım. Yani. Çok sert oluyor abi ya. Yani, çok sert. Aynen oluyor. Abi çok sert oluyor. Hani şey var, kompresör var. Evet, ve aynen. Tamir kiti bulunduruyorsun. Tamir kiti koyma yeri var. Biraz da eşya gözü var oraya. Biraz daha Hı-hı. göz düşünmüşler. Aynen. Altı BMW'lerde öyledir. Şeyin altında
biraz hani o steple olmadığı için istersen. Olur gösterelim hani madem bize laf etmesin de söylüyoruz şey yani şurası şey ama verelim. Azıcık kaldı. Şöyle yana alalım abi. Tamam. Oo bayağı bir yer var. Şurası abi. Burada bayağı bir yer var. Yok yok bayağı bir yer var abi. Yok, aynen. Gayet iyi. Yeterli abi. Çok teşekkür ederiz Yasin. Şimdi biz bir sürüşte de size bahsedelim bir iki bir şey. Özlemişizdir. Şuraya farlara da sürme yaptık abi. Ha çerçeve onu gördüm. Yaptık. Evet, siyah evet. Çerçeve. Onu diyecektim. O da çok şık olmuş. Aynen, ya güzel bu, uyum sağladı. Nedense seviyoruz. Bu da son 2 yılın modası. Bizim evet. Araçta da var Mercedes'te. Şey yapıyor. Yine kontrast diyeceğim ama hani böyle bir derinlik yani veriyor böyle para. Belirginleştiriyor böyle aynen. Bir çerçeve. Hele yapıyor. Senin bu gri siyah uyumun aynen, çok hoşuma gitti. Uydu. Yok yok ya bu yakışmış abi. Hani şurası da shadow olan ya en paket olduğu aynen. için. Yani şık gözükmüş aynalarında siyah olması. İyi günlerde bin abi. Bir bakalım şimdi sürüşte de bir iki bir şeyden bahsedelim. Ses de yapmaz güzel abi. Bunda navigasyon var bildiğin kadarıyla. Var abi. Açalım. Bu film falan da çalıştırıyor abi. Hı-hı. Yazılımda önceki sahibi açtırmış giderken film açabiliyorsun. Şey. Ama şey sözünü kesiyorum. Şurada yarım ama yani tam kullanamıyoruz. Asıl canım. Hani böyle bir yani şuradan mesela bunun gibi hani bu navigasyondaki görüntü yok. Şuradan yarım hani. Orijinali o galiba. Çocuklar falan şey yapar değil mi? Yani hani böyle aynen yanındakine falan. Zaten sürücüyle değil abi hani. Aynen öyle. Yok arkada kolçak olmuş bilmem ne falan hani. Ben gerçi bir kolçak yaptırdım onu bagaja koydum abi. Bana diyorlar hep arkada kolçak yok mu ya? Hemen öyle diyorlar. Ben alıyorum al kolçak. Hemen veriyorum. Ya sen buradakilerin fazla bakma. Yok abi. Başlayalım. Evet arkadaşlar. Sürüşümüze başladık. Biz tabii biraz muhabbet ediyoruz. Biraz da yakın komşuymuşuz. Onları konuştuk. Evleri falan. Şimdi Ankara'nın Dodurga Köyü taraflarındayız. Arka taraflarda. Öncelikle şimdi oturduk. Ben özlemişim BMW'yi yine. Klasik. Oturuş pozisyonu hakikaten yolun içindesin. Onu söylemek lazım. Her zamanki takıntı kısa göğüs. Yani motor ortada olduğu için burayı kısa tutuyorlar. Arkadan itişli araçlarda özellikle Almanlarda. O insanı kendinden alıyor. Camlar mesela şey derlerdi. F30'a göre biraz daha kasvetlidir E90. Alakası yok. Bana çok ferah geldi. Güzel. Yani çok fena değil. Ya da tam tersi artık. Bilmiyorum. Ben hani kendi arabamla karşılaştırdığım zaman eşit gibi görüyorum. Yasin camlarda şey var mı? Renkli film var mı? Hafif. Film var abi camlarda. Hafif önlerde var. Hafif var evet. Hı-hı. Biraz da hani belki onun da etkisidir bu farklı hislerin. Şehir içi kullanıyoruz şimdi. Hani onları demonstre edelim. Bu atiklik zaten bu motorun hani torku 380 diye konuştuk. Evet. En büyük şeyi ve şanzımanla Steptronic 6 ileri olmasına rağmen bayağı bir destekçi. Böyle olunca bu şehir için mesela işte yavaşlıyoruz, hızlanıyoruz. Bu senaryolarda araba gerçekten kullanışlı. Yani 2000 dersin, hantal dersin bir şey. Yani onunla alakası yok. Sadece işte az önce konuştuk. E90 yani sert bir araba. Biraz daha F30'a göre veyahut da BMW modellerine göre. Bu has BMW iyi kötü. Yine eskiye oranla has BMW hissi vermesi açısından güzel. Fakat işte birazcık da ağır kalabilir manevralarda. O da manevralarda. Ama bu trafik dur kalkta motorun güçlü olması, şanzımanın da anında tepkilere cevap vermesi bizi rahatlatıyor. Şimdi geldiğimiz yoldan geri dönerken ben bir iki hikaye bahsedeyim. Tabii Yasin'in arabası şeyli değil, yaylı değil. Öyle değil olunca rahatça geçebildik. Evet. Kaan'ın Leon'da çok zorlanıyorduk ya hani oralardan geçmek. Evet. Bence güzel bir denge yakalamış Yasin. Yazılım yaptırmamış aracına. Arabanın kilometresi düşük. Evet. Güzel bir renge kaplatmış. İçeriğiyle uyum sağlamış ve yay takmamış ama orijinal kendi. Jantları siyah boyamış. Yani böyle şehir içinde zevkle kullanmalık bir setup olmuş evet, diyebilirim. Konfor tutuş eğrisi çok iyi. Aynen orta seviyede. Evet. Ne çok şehir arabası ne çok hardcore. Ne olabilir? Buna şey yapılabilir. Fabrikada yapılıyor. Fabrika diyorum. Bursa'da yapılıyor ama E90'lar hala yapıyorlar mı? Performans kiti abi. Performans kiti. Yapıyorlar. O da pahalı yani dışarıda yapılan işlemlere. Çok pahalı ona göre. 3000 euro falan galiba. Evet ve dışarıdakiler kadar güç de alamıyorsunuz. Intercooler değişiyor, yazılım değişiyor.
ön tarafa intake galiba. Evet, şey evet, yapıyorlar. Birkaç parça daha ya da intercooler yok galiba. Sadece intake mi değişiyordu? Öyle bir şey. Galiba evet. Yazıyor, en performans yazıyor. Ha, evet. Güçleniyor mu araba? Güçleniyor. Fakat dediğin gibi hani çok yazılım isteyen açıkçası dışarıda. Yani tabii. Büyük intercooler takıp işte basınç biraz basıncı yükseltip çok zevkli arabalar sahibi olabilirler. Şimdi bu eğimli yollarda giderken size şeyden bahsedeceğim. İlk E90'a binişimden. E90'ı şimdi Superb var. 2010-2011 zamanı. Artık kaşıntı başladı. BMW alacağız. Afyon'da Demir Motors. Buradan selam olsun. Demir Motors bir tane getirmiş. Uzaktan görüyoruz falan Kaan'a. Hadi bakalım olur mu olmaz mı? Onlar da şeyle ünlüdür. İstanbul'dan böyle 20 bin altı ikinci el araç getirdiler sürekli. Gezin dolaşın dedi. Afyon'da herkes birbirini tanıyor tabii. Aldık işte şanssız bir şekilde arkası hala sinir, havası inikmiş falan. Ama o zaman işte Kaan abi bir bak dedi işte ESP'yi kapattık falan filan o zaman. Biz böyle bir 200-300 metre kullandım arabayı ama aşık oldum. Tabii Kaan şey dedi işte hani 110 seviyesindeydi o zamanlar. Böyle bunun gibi güzel navigasyonlu bir araçtı. Abi dedi hani F30 alabilecek durumun varsa onu almanı tavsiye ederim. Hani falan filan bilmem ne. Öyle kadıma girmişti. Ama gördüğümde de çok özel bir yeri vardır E90'ın. Orada BMW aşkı başlamıştı. Yani o açıdan özeldir. Şimdi burada şuradaki iki tane şey var. Kazılmış yer var. Oraları geçtikten sonra size bir iki demonstrasyon yapalım. Mesela burası 60'la dönüyoruz. İşte BMW'yi burada aynen hissedebiliyorsun. Hani Mercedes, ben her sabah şey burada buradan gidiyorum. Mercedes'te tabii salınıyorsun. Bir de bizim Acı Reis'te yan şişme olunca evet, hani vücut sabit kalıyor. Fakat o şeyi özlemişiz. Viraj içinde gazla ayağınla oynadığın zaman aynen, virajın içine araba böyle kendi sokuyor ve ayağındaki o tepkiyi arabanın geometrisine direktman etkiliyor. Mercedes'te o eksik şanzımandan evet dolayı. Yani Steptronic bu 6 ileri olsa da yine BMW şanzımanı. Hani o kadar iletken değil. Hani böyle daha çok seni böyle konfor anlamında Mercedes. Aynen yani, aynen. O ama bu direkt arabanın içindesin. Evet. Bir de şu var. Mesela 2'den 3'e geçişlerde şey yapıyor. Çok rahat geçiyor. Mesela bak. Evet. Şimdi evet hızlanıyoruz. Bak 2'den 3'e geçti. Zordur bu. Biraz bizim arabalar sallıyor Mercedes. Ama bu mesela hiç hissettiriyor. Bunu seviyorum. Şimdi arkadaşlar bak ileride şey viraj var. 60'tayız. Spor mod. İşte tork. Baksana viraja gelmeden 100 dedi. Yani o buraya hızlı girmeyen. Burada işte şeyler var. Bir de yer toz ya abi. Aynen. İşte yokuş yukarı abanıyor falan. BMW çok zevkli ya. Baksana şuna. İşte tabii evdekileri şey yapabilsek. Onlar alıştı şimdi Mercedes'in konforuna. Tabii çok çok fark yani, edecektir yani. Ya BMW kullanıcı arabası abi. Şuradan bunu yapalım. BMW kullanıcı arabası. Şunu söyleyeceğim E90'da. Abi çok özür dilerim. Azıcık. Hiç önemli değil. Aynen. Bak lastiklerin yeni ya. Evet. Kolay kolay bırakmadı. Bırakmıyor abi. Dengeli o kadar şey değil. Bir de toz vardı ona rağmen. Ona yani rağmen. Yalpalamadı. Yani şey değil yani. Yani abi. Kontrolsüz bir araba değil. Evet. Hani sen istemedikçe yanlamıyor araba. Ha, hani ben çünkü çok kullanmadım. Hep kulağı işte E90 çılgın. Öyle şey, diyorlar şey, da. Bir de modlar yok ya. Evet. Organik bir araba. Fakat mesela şu virajı bir az önce belli olmadı. Çarpıda yapabilirsin. Vay. Araba yok. Güzel. Yani 100'le döndük ama orası bayağı sert bir viraj. Evet. Ben akşamları efkar yapıyorum orada da. Mercedes'te hızlı dönüyorum. Hafif dışarıya atıyor. Ağır olduğu için araba. Bunlar daha şey. Daha atletik yani. Neyse. Organik olunca benim aklımda şöyle bir düşünce var. Yani hani modlar yok. Şanzıman evet, sporu aldığın an arka böyle bir aynen, lanet olsun hazır modunda falan öyle düşünüyorsun. Ver yansın moduna geçiyor arkası. Ama hani normal şartlarda değil.
Yani çok uğraşman değil lazım. Tabii ki hani ha. Sen özellikle istemen lazım. Hani arabanın yanlamasını istemedikçe sen aynen. Çok fazla direksiyona kontra vermedikçe ha. O yani senin istemenin dışında bir şey yapmıyor. İşte bu önemli. Yani çünkü şimdi şey düşüncesi var ya hani BMW çok çılgın araba falan. Uzak yani, olanlar için konuşuyor. Ya tabii ki abi o kullanıcılar yapıyor. Zaten. Yani tabii. Şu tuşa bastığınız an mesela olur. Mesela şurada toz var. Yok, çok az. Yani. Ha. Yani demek ki bu şu anlama geliyor. BMW dengeli bir sportiflik sunuyor sana. Hani öyle çılgın manyak. Ha tabii şu da var. Bu bakımlı bir araba. Bir de biz çok gözüne gözüne vermiyoruz, üzmüyoruz. Tabii yani ki. Günlük kullanımda zevkli ama evet. Dengeli bir sürüş sağlıyor diyebiliriz. Evet. Bu önemli. Bunlar stationlardan olsa ben bunu düşünürüm. E91 evet. Şu an hoşuma gitti. Ama hep İtalyanlar var. Pek o Borusa'nın ya evet. Da şey LCI öncesi var. Evet, makyajsız önceki kasa da var. Aynen. Makyajsız olunca çok benim işime gelmiyor açıkçası. Yakıt tüketimi 7-7,5 gibi yani şehir için 7,5 gibi falan aynen. Oluyor. Ondan bahsedersek. Şehir dışı da çok fazla deneyemedim yani. Deneyimleyemedim. Benim bu motor tabii 184'lük olduğu için aynı motor F30'da şanzıman oranları tabii farklı. Şimdi evet. Altıların biraz daha uzun olduğu için hafif tüketim daha fazla olabilir. Evet. 4.5'u yakalamıştım. Ama 110 küsür sabit. Hiç araba sollamadı. Ben de abi dün bir çevre yolunda denedim. Aynen hı-hı. Dediğin gibi 100-110 ile gidiyordum. Hı-hı. 5.3 gördüm yani. 5.3 ile gidiyordu yani 5, sabit. 5 küsür de 1.6 dizel değerleri bunlar. Yani neredeyse o değerler. Yani. Çok iyi yani. Aynen. Aynen. Hani ben de şunu duymuştum. Hı-hı. F30'larla arasında yaklaşık 1 litre F30 daha az yaktığını söylüyorlar. Aynen. Aynen. En fazla da o da 1 litredir. Yani. Fiyat gerçi bunlar da pahalandı şu son şeyden bunlar sonra. Bunlar da yani abi pahalandı. 110'un evet. Altında yok temizi. Yani temizi aynen gidiyor hı-hı. Yani 110 yani donanımsız. Evet. Senin donanımdakiler biraz evet. Daha yüksektir. Yani bu şekilde Yasin'e çok teşekkür ederiz. Şimdi tabii E90 testi deyince böyle sıfır çizelim, yanlayalım ama hani yok. Sonuçta bir kendi arabamla çok yapmayacağım şeyi yapmamak lazım. İkincisi bir de o imajı silmekte fayda var yani sonuçta sadece yanlama arabası değil. İnsanlar yani tabii sonuçta üstü, aile arabası da aynı zamanda. 100 bin üstü paralar verip zevkle binmek için alıyorlar bu arabayı. Gayet hoş bir araba ama tabii şu tuşu kapattığınız zaman düz mesela işte bize hep vloglarda özlenen evet. İşte işten dönüyorsun biraz kafan bulutlu baktın Ümitköy Göbek'te parlak asfalt var. Evet. Kapatacaksın abi. Hafif kalkış yan. Hemen ondan sonra normale dönüp evine gireceksin. BMW hoş bir araba. Yani işin özeti o. Yasinler usta gayet güzel. Negatif olarak şey direksiyon bayağı ağır. Bu hep evet, söylenir. Direksiyon biraz ağır evet. Hep söylenir. Benim bir beyin cerrahi arkadaşım var. O abinin de işte sıfır almış E90. Evet. Çok ağır ya direksiyon diyor yani. Yani. Çok o açıdan konforlu demiyor. Ya ben seviyorum ama böyle ağırlık hissini direksiyon hani. Senin için tabii ki şey. Hani aile babası mantığında. Bir de ne tabii söyleyebiliriz? Yani kötü bir şey diyerek hani ben Mercedes. Tabii ki farkı. Mercedes kullanıcısı olduğum için. Gerçi bu şehir içinde çok fark etmedim. İzolasyon ama tabii bu D sınıfı bir araba. Yani evet. Şunun gibi E sınıfı bir araba olmadığı için D sınıfı araçların şimdi yeni C'de de. Evet. Eskisi kadar izolasyon yok. Hani böyle arkadaşlar farklı gözlerle hani kullanıcı gözüyle baktık. Yasin senin eklemek istediğin bir şey, arabanda en çok sevdiğin ve en çok sevmediğin bir şey var mı? Hani gözüne çarpan. Onu söyleyelim mesela. Yani her anlamda seviyorum yani. Boyut olarak iyi, genişlik anlamında iyi. Aynen. Gidiş anlamında iyi, yakıt anlamında iyi. Hani hı-hı. Konfor hı-hı. Tutuşu da iyi yani. Tamam. Gayet ideal. İdeal. Sevmediğim bir özelliği yok. Yok. İşte BMW kullanıcısı. Abi çok teşekkür ederim. Ne demek abim. Kendine çok iyi bak. Sen de abi. Ayağına sağlık. Şu şeyler var ya. Onlara güreş. Kalk.